Şimdi aslında bugün çok fazla sorum var elimde. Sizlerden gelen de sorulardı bunlar. Ama biraz daha interaktif geçmesini istiyoruz Nevzat Bey'le beraber. O yüzden ben çok açık soru soracağım. Arada lütfen sizler de katılımlarınıza, yorumlarınız olursa dün düşünüp de cevabını bulamadığınız şeyler varsa Nevzat Bey buradayken bence sorun. Nevzat Bey, siz kendinizi tanımlarken yemek sepeti kaçıncı kelime olurdu? Herhalde ilk kelime olurdu ya. İlk. Evet. Yani yemek sepetinin hakkını yemeyeyim. Yemek sepeti olmasa da başka bir şey yapardım büyük ihtimalle. Yani bu ölçekte bir başarı gelir miydi? Büyük ihtimalle gelmezdi. Ama şu an için geri dönüp yemek sepeti tanımla, yani yemek Nevzat Aydın'ı tanımlamaya kalksanız herhalde yemek sepeti ilk kelime olurdu ya. İkinci ne olurdu? Bütün sorular böyle zor mu ya? Evet. Trabzonspor olabilir. Trabzonlar var aramızda. Ama Trabzonspor'u tutuyorlar emin değilim. Başka hangi takım tutacaklar Trabzon'dan gibi? Yemek sepetinden önce başka girişimleriniz oldu mu? Hayır olmadı. Yemek Sepeti benim ilk girişimim. Yani üniversitede Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum ben. Amerika'ya gittim. University of San Francisco'da MBA eğitimine başladım. O eğitimi yaparken de, eğitimle çok alakası yok ama orada yaşarken de Yemek Sepeti projesi aklıma geldi. Ve onu gerçekleştirmek için Türkiye'ye geldim. Başladım. İşte başlayış o başlayış yani. 2000 yılı, 2018, 18 yıldır da Yemek Sepeti'nin CEO'luğuna devam ediyorum yani. Bu fikir aklıma geldi dediğiniz anı birazcık anlatabilir misiniz? Ya öyle bir anda olmuyor aslında. Yani zamanla etkileşimle beraber gelişiyor. Hatta yani şu anda aramızda yok da ING'nin Görkem sevgili arkadaşım benim onun da payı vardır o fikrin gelişmesinde. Bir sürü aşamalardan geçiyor. Tek fikrim de o değildi bu arada. Yani işte açık artırma projesi fikrim vardı. Betting yani iddia projesi fikrim vardı. Bir sürü farklı projelerle ilgileniyordum. Ama en zor yol olan, en uzun sürede başarılı olabilecek olan ama belki de en regülasyon anlamında en garantili model olan Yemek Sepeti'ni tercih ettim. Ve ondan sonra Türkiye'ye gelip onu fikrine güvendiğim arkadaşlarımı anlattım. Onlardan bir ekip kurduk ve başladık. Şu anda da bu noktadayız yani. Ekipten çok bahsettik burada. Biraz ekibinizi, o kurduğunuz dönemleri anlatabilir misiniz? Ya bence Nasıldı? en önemli nokta ekibi kurarken gerçekten açıkta kalan işler nelerse onları halledebilecek, onlarla uğraşabilecek insanları o projeye seçmeniz. Yani şu şey çok güzel geliyor kulağa böyle. En iyi arkadaşlarımla beraber bir proje yapayım. İşte hem beraber takılalım, hem eğlenelim, hem para kazanalım falan. Ben bunun pek işe yaradığını görmedim. Ya benim ortaklarım, işte üç ortağım, Gökhan, Melih ve Cem. Üçü de benim arkadaşımdı, yani tanıdığım insanlardı. Ama hayatımdaki en iyi arkadaşlarım değillerdi. Melih çok iyi bir bilişimci, IT'ciydi. Cem çok iyi bir satışçıydı. Gökhan da çok iyi bir finans müdürü oldu. Ve hep beraber ve Voltran'ı oluşturduk. Yani ben hiçbir zaman en iyi arkadaşım kim işte Ahmet'le bu projeyi yapayım, Ahmet'le bir iş bulayım da onu bir yere sokuşturayım kafasına gitmedim. Ya o yüzden nerede eksiğiniz varsa, ekibinizde nasıl bir pozisyon varsa o pozisyona uyan arkadaşlarınızı, tanıdıklarınızı veya oraya koymanız gerekiyor. En iyi arkadaşlarınızla iş yaptığınız zaman büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle hatta iş başarılı gitmiyor. Ve belli bir yerden sonra işin içinde para girince arkadaşlık da bozuluyor. Günün sonunda ne iş ne arkadaşlık kalıyor. Bunu yapmayın ya. Yani. Voltran var mı aramızda? Voltran olduğunu düşünen gruplar. Voltran'ı biliyor musunuz arkadaşlar? Voltran nedir? Hayır. Biz küçükken böyle bir bilim kurgu çizgi filmi. Beş parça, beş tane artık aslan mı, robot mu? Her biri önce tek tek saldırırdı canavara. Ondan sonra Voltran'ı oluşturup beşi birden bir araya gelip saldırırlardı. İşte o girişimcilik hikayesinde de o duruşu hep beraber göstermeniz veya hep beraber gösterebilecek kişilerden ekibinizi seçmeniz çok önemli bence. Şu an Montra'nın hikayesini anlattığınıza inanamıyorum burada. Peki böyle bir ekibe sahip olduğuna inanan var mı? Öyle söyleyeyim. Tanıtabilir misin ekibini? Hı.
Nitelikli ekip arkadaşını bulamama. Biz bu şekilde tespit ettik. Bizim amacımız da bir online platformda insanların nitelikli ve doğru ekip arkadaşlarını bulmalarını sağlamak. O zaman bu görev arkadaşlarımın görevlerini de söyleyeyim. Bir adet yazılımcımız var, bir adet tasarımcımız var, iki adet de iş geliştirmeciden oluşuyor. Arkadaşlarına adet diye bahsetmen zaman iyi olur. Onlar benim niyetimi biliyorlar. Bu sebeple. Harika, süper. Başka söz almak isteyen var mı? Sorusu olan var mı bu aşamada? Arkadaşlar her şeyi büyük bir rahatlıkla sorabilirsiniz. Yani. Merhabalar. Biz dünden beri çeşitli başarı hikayelerini dinliyoruz. Aynı zamanda başarısızlık hikayelerini dinliyoruz. Siz tek seferde tek kurşunla başarılı oldunuz. Yani deniz ilk girişimim. Girişimimiz için de yaşadığınız başarısızlıklar var mı? Ya da yatırımcılara daha önceden görüştüğünüzde mesela şu an başarısızlıkların utanılacak bir şey olmadığını, önemli dersler olduğunu belirtiyorlar. Size hiç denemeniz olmadığı için böyle başarısızlığınız yok diye negatif gözüktü mü? Yani negatif incelediler mi? Onu öğrenmek istiyorum. Yani çünkü biraz istisna oluyorsunuz şey açısından. Yani öğrendiklerimize göre. Benim hikaye biraz ilginç. Yani ben ilk işim bu benim. Daha önce bir yerde çalışmışlığım yok. Şirket 3 kişiyken de şirketin CEO'suydum. Şirket 550 kişi şimdi. Yine aynı pozisyondayım. Kimse de bana yolda öğretmedi. Yani bu nasıl yapılır, nasıl bu şirket büyütüğünde böyle yapılır, business development nasıl kurgulanır vesaire. Ama yani şanslı bir adamdım ve bunların hepsi açıldı. Ve o gelişmelere ve değişimlere de ayak uydurabilmişim demek ki. Ama bu demek değil ki Yemek Sepeti.com hikaye. Şimdi Yemek Sepeti.com'a dışarıdan baktığınızda çok başarılı bir hikaye. Öyle hakikaten. İşte Türkiye'de şu anda 65 tane ilde operasyonu olan özgün bir proje. Yani yurt dışına bakın. Yahoo var, MyNet var, Amazon var. Hepsi burada var. Bir sürü yurt dışındaki örneklerin Türkiye örnekleri var. eBay gitti gidiyor zaten satın aldı. Yemek Sepeti'nin böyle bir örneği yok. Yemek Sepeti zaten dünyada kendi başına bayağı sağlam bir yerde. Ama Yemek Sepeti'nin kendi içerisinde de yolda başarısız olduğumuz bir sürü şey oldu. Mesela Rusya operasyonunu açtık. Bir sene sonra kapattık, başarılı olamadık. Eğer orada ısrar edip 5 sene daha Rusya'yı finanse etmeye devam etseydik hata yapmış olurduk. Ama Rusya bir denemeydi ve olmadı. Lokum.com, İrmik.com diye projelerimiz vardı. Türkiye'nin farklı yörelerinden sipariş verebildiğiniz lezzetler. Bizim istediğimiz yere istediğimiz kadar sürede gelmedi. Kapattık. Ya bence hata yapılabilir. Başarısız olmak daha büyük bir kelime aslında. Yani hata yapılabilir, yanlış yapılabilir. Ama mesela aynı yanlış iki defa yaptığımızı hatırlamıyorum hiç. Ya mutlaka bir yerden gol yersek, bir yerde bir sorun olursa orayı kapatıp oradan bundan sonraki dönemler için önlemimizi alıp ona göre ilerledik. Yemek Sepeti.com'un hikayesinde de bir sürü yanlış, bir sürü hata, bir sürü tecrübe, bir sürü deneyim vardır. Ve onun sonunda geldiğimiz nokta bu. Ama yine de diğer projelere ve onların gelişmelerine baktığımda Yemek Sepeti evet başarı anlamında şanslı bir proje. Bir şey daha sorsam olur mu? Bundan sonra Yemek Sepeti'ne yakın ya da onun dışında bir alanda girişim ya da bir proje yapmayı hayal ediyor musunuz? Planlıyor musunuz? Yani Irmak şey, irmik.com vesaire değil de tamamen farklı bir alanda ya da eksik gördüğünüz bir alan var mı ileride? Ya birçok alan var aslında yani proje yapılabilecek. Bir kere şuna inanmıyorum ya, bu çok dillendiriliyor. Artık her şey yapılmış, yapılacak bir şey kalmamış. Öyle bir şey yok yani. Her dönem kendi teknolojik gelişmeleriyle beraber farklı projeleri barındırıyor ve hayata geçirtiyor. Şu anda da teknolojiyle insanların hayatında en fazla iç içe olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu da çok ciddi anlamda bir potansiyel ve fırsat anlamına geliyor. Hayır yok ama benim kafam biraz daha farklı çalışıyor. Yani ben şu anda Yemek Sepeti'nin CEO'suyum. Yemek Sepeti sadece Türkiye'de değil, dünyada bayağı önemli bir yerde. İşte geçtiğimiz aylarda Almanya borsasına açıldı Delivery Hero aracılığıyla. Ve hala bir sürü şey oluyor. Yani geçen seneki büyümemiz %54. Yani bir projenin 18. yılında hala organik anlamda %54 büyüyor olması çok büyük bir başarı. Ve hala bunu idare etmekle uğraşıyoruz. Ona çalışıyoruz. 36 tane yatırımım var benim. Yani mümkün olduğunca sizin gibi gençlere yatırım yapmaya çalışıyorum. Çünkü belli bir yerden sonra
artık girişimci, şirket içerisinde girişimci olmaktan öte bir iş adamı haline geliyorsunuz. Çünkü yaptığınız için çok büyük bir kısmı oradaki o 550 kişiyi memnun edip onlardan maksimum verimliliği almak haline geliyor. O yüzden de girişimcilik tarafımı törpülemek için sizin gibi gençlere yatırım yapıyorum. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının girişimcilik anlamında neredeyse hepsinde varım. Endeavor'da varım, yönetim kurulundayım. İşte Girişimcilik Vakfı'nın kuruluşunda orada bulundum yine. TÜSİA'da mümkün olduğunca yardımcı olabildiğim şeylerde olmaya çalışıyorum. Boğaziçi Üniversitesi Mütevelli Eğitim'deyim vesaire. Yani bunların hepsini bir arada yapınca bir de başka bir şey yapayım pek bir zaman ve pek bir motivasyon kalmıyor. Ama bir gün yemek sepeti biterse, yani yemek sepeti artık keyifle geldiğim bir iş olmaktan çıkarsa, yemek sepetinden ayrılırsam ondan sonra boş oturmam yani. Mutlaka bir şey yaparım yani. Çok teşekkürler. Sizin bir sorunuz vardı galiba. Mikrofonu uzatabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Biraz geç girdim o yüzden soruldum bilmiyorum. Yine de sorayım. Kaçırdım belki de. Hani belki de sormuş olabilirler. Siparişler mesela ne kadar yakınımızda olursa olsun bir saatte getiren firmalar var. Sizce bu yeterli mi? Yani dağıtım kanallarınızı yeterli buluyor musunuz? Şimdi bir kere onları biz getirmiyoruz. Yani onlar restoran getiriyor. Yani orada arada bir fark var. Dağıtım kanalınız derken restoranlar aslında dağıtım kanallarımız bizim. Bunu engellemek için puanlama diye bir sistem var. Yani hız, servis ve lezzet diye 3 tane kritere göre her siparişi puanlayabildiğiniz ve o restoranın sayfasına girdiğiniz zaman o restoranın sizin gibi kullanıcılar tarafından verilmiş puanını gördüğünüz bir sistem var. Bunu dikkat edin buna. Yani bu hakikaten önemli ve çok iyi çalışıyor. Bu o kadar göreceli bir şey ki. Yani siz bir siparişten, aynı siparişten hiç memnun kalmayabiliyorsunuz. Ama arkadaşınız aynı siparişten çok memnun kalabiliyor. Bir yemeğin lezzetini siz beğenmiyorken o beğenebiliyor. Bizim yapacağımız burada belli bir puanın altındaki restoranlar bu arada sistemden çıkartılıyor. Yani her ay yaklaşık 200 tane restoran yemeksepeti.com'la çalışmayı bizim tarafımızdan bırakıyorlar. Ama bunu kusursuz yapmak ne yazık ki mümkün değil. Çünkü dediğim gibi göreceli bir şey var burada. O yüzden de mümkün olduğunca fazla siparişin puanlanması ve mümkün olduğunca fazla kullanıcının puanlara bakarak sipariş vermesini destekliyoruz. Evet. Ama öyle her sipariş de bir saatte gelmiyor ya. Yani o kadar da değil yani. Yok zaten belli başlı yerler evet. Genelde. Aynı ben adlarını bile söyleyebilirim hangi restoranların olduğunu ama yani... o zaman o restoranlar gerçekten çok net bir şekilde geç götürüyorsa onları tercih etmeyin. Ama inanın ki biz onların operasyonlarıyla her ay toplantılar yapıp ya bak bunu böyle yapın, burası çok geç kalıyor, burada birikiyor vesaireyi konuşuyoruz. Ama bir yere kadar top bizim kucağımızda. Bir yerden sonra restorana güvenmemiz gerekiyor yani. Evet ben bir yazınızda işte şey okumuştum böyle hızlandırmak için daha böyle farklı bir araçlara falan başvurduğunuzu okumuştum. O yüzden sordum. Hani ya, bunu yaptınız mı, yapmadınız ya, mı? 30 sipariş iletme sürecini 30 saniye hızlandırmak için yaptığımız, şimdi burada rakam vermeyeyim, harcamanın, Ar-Ge harcamasının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyebilirim yani. Ama dediğim gibi siparişi en kısa süre içerisinde ve en doğru şekilde karşı tarafa iletip onlardan da bu bütün detaylarıyla bu sipariş geldi. Ben bunu hazırlıyorum. Onayını aldıktan sonra artık top restorana geçiyor. Ama puanlama sistemi hakikaten önemli. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum belki ama altını çiziyorum. Çünkü restoranlar da artık o puanlamaya göre kullanıcıların sipariş verdiğinin farkında. Ve hatta erken götürdükleri siparişlerde kullanıcıya gidip lütfen beni puanlar mısınız diye kağıt bırakıyorlar yani. Güzel bir vaka çalışması oluyor değil mi? Şu an kanvas böyle gözünüzün önüne geliyor diye tahmin ediyorum. Şurada bir arkadaşımın eli ilk kalkanlardan da. Evet. Tamam ondan sonra o. Merhaba hoş geldiniz. Furkan Ciğerlioğlu Karabük Üniversitesi. Size iki sorum olacaktı. Birincisi markete giriş zamanınız Türkiye açısından yani bu yemeksepeti.com'u faaliyete geçirdiğiniz zamanlardan bahsediyorum ilk. Bana göre güzel bir zaman internet vesaire yayılması ve piyasanın hazırlanması amacında. Peki şunu soracağım bir varsayım olarak. Piyasaya bir 5 yıl daha geç girdiğinizi varsayarsak. Çünkü bu birçok sorunun aslında cevabını da açıyor bu cevap.
Gene başarılı olabilir miydiniz? Ya da sizin muadiliniz başka bir firma sizden önce atılsaydı, onunla aynı şartlarda yarışarak bu kadar güzel başarı sağlayabilir miydiniz? İkinci sorum da proje yöneticisi hakkında. Girişimlerdeki proje yöneticisi ben bir zorunlu buluyorum kendi açımdan. Siz de zorunlu buluyor musunuz? Veyahut da hangi aşamadan itibaren bir girişimin içinde bir proje yöneticisinin zorunlu olduğunu düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi ilk soru kesinlikle doğru tespit. Bunun bir yanıtı yok. Yani ve bunu hiç bilemeyeceğiz. Yani Yemek Sepeti 2005'te girseydi bu noktaya gelebilir miydi? Veya Yemek Sepeti'nden önce, bu arada Yemek Sepeti'nden önce bizim işi yapanlar vardı. Büyük ihtimalle duymadınız bile. Hemen eve servis vardı mesela. Garsonum.com vardı. Roomservice.com.tr vardı. Yani duyulmadı bile yani. Yani Yemek Sepeti, yani Türkiye'de paket servis hizmetini internete taşımak %99 ihtimalle ilk benim aklıma gelmemiştir yani. Başkasının aklına gelmiştir. Ama bunu doğru bir şekilde uygulayıp, doğru parametrelerle kurgulayıp, bu işin arkasına parayı da koyup başarılı olan biz olduk. 5 sene sonra çok farklı bir, ya bırak 5 seneyi, 6 ay sonra bile farklı olabilirdi. Şöyle anlatayım mesela. Ben Türkiye'ye gelmeye karar verdiğimde 2000 yılının Ağustos ayı idi. Geldik, işte Eylül'de ofisi tuttuk vesaire, şirketi kurduk, ettik. Kasım ayında kriz çıktı. O zaman için ne olduğunu pek anlamıyoruz ekonomik krizin falan. Yani 2001'in Şubat'ında ikinci kriz çıktı. Bizim bütün hesaplarımız, bir sürü dolar maliyetimiz vardı, alt üst oldu. Ya ben büyük ihtimalle 6 ay daha bekleseydim Türkiye'ye gelmek için, öyle bir kriz ortamını görüp Türkiye'ye gelmezdim bile yani. O yüzden çok ufak tefek kırılma noktaları var ve o kırılma noktalarının ne oldu, eğer olmasaydı ne olacağını ben de bilmiyorum. 2000 yılının senden biraz daha farklı düşünüyorum. Bence bayağı erkendi. Yani paket servis dediğimiz, internetten paket servis siparişi verme modeli aslında internet dediğimizde akla gelen ilk modellerden biri değil. E-ticaret modelleri var, pazar yeri açık arttırma modelleri var, e-mail'lar var, chat'ler var, bir sürü iş var orada. Ama biz o kadar erken bunu görebilmişiz ki çok uzun süre uğraştık. Yani 5-6 sene hakikaten ciddi anlamda zaman harcadık. İlk 5-6 sene çok zordu çünkü para kazanmıyorduk. Ama işte orada onun arkasında durup sürekli o işe inanarak, peşinde koşarak, buna persistence diyorlar İngilizce'de. Çok önemli bir kelime bence. Perseverance ve persistence. Tam Türkçesinin bilmiyorum ne olduğunu. Yani ısrarla aynı şeyi tekrar tekrar farklı yollarla yapıp doğru yolu bularak yemeksepeti.com'u kurup getirdik. Yani bana Yemeksepeti'nin en başında sorsaydınız belki, yani Nevzat sen bir şey kuracaksın ama 5 sene bundan hiç para kazanmayacaksın. Bunu göze alıyor musun deseler belki yine hayır derdim yani. O yüzden ya bence doğru yer, doğru proje, doğru zaman diye bir üçleme var. Biz üçünü de doğru oturttuk. Ya biz bu işi İstanbul'da değil de Bursa'da yapmaya kalksak yine bu iş olmaz diye. Ve 2000 yılında değil de 2005 yılında yapmaya kalksak yine soru işaretiydi. Ama o dediğim gibi proje, yer ve zaman üçlemesi bizde doğru çalıştı. Bir de proje yöneticisiyle alakalı. Ya orada tam ne olduğunu anlamadım demek istediğin. Yani onu herhalde büyük ihtimalle kitaplarda, derslerde falan okuyorsunuz onu. Proje yöneticisi diye de. Ne demek o yani? Ya o projenin başında olan, ona P&L'ine yani onun profit ve loss, kar ve zararını sorumluluğunu yüklenen, onunla ilgili ekibi seçen vesaire kişi mi proje yöneticisi? Yani ekibi yöneten, projenin ilerleyişini sağlayan, yani örnek veriyorum. Mesela bizde bendim o. Aha. Ben CEO'suydum yani o kelimenin ne olduğunun bir önemi yok ama proje bazında bölebildiğin işlerde o projenin başında birinin olması bence önemli. Çünkü ona bir sorumluluk veriyorsun ve o bir şey yapılmadığı zaman 8 kişiye birden gidip sen bunu kısmı yapmadın, sen bunu yapmadın demek yerine bir kişiyi orada sorumlu atıyorsun. Yani ben bunun şu an böyle çalıştık biz. Yani İrmik.com'un da proje yöneticisi vardı. Yemek.com'un da var, Papyon'un da var, hepsinin var. Ve bundan bir sıkıntı görmedim. Yani daha detaylı soru varsan yanıtlayabilirim. Şöyle bir şey, yani bazı projelerde örnek veriyorum diyorum ki, yani proje yöneticiniz var mı? İşte yok, hayır, ortak karar alıyoruz, ortak yapıyoruz her şeyi. Ancak hani ben bunun bir noktaya kadar gidebileceğine inanıyorum. Bir noktadan sonra mutlaka bir işleri yöneten bir en baştaki bir kişinin olması gerektiğine inanıyorum. Eğer ki siz de öyle inanıyorsanız veya düşünüyorsanız, en azından sıfırdan başlayan bir girişim için melek yatırımcı olsun, sermaye yatırımcısı olsun, hangi noktadan sonra özellikle muhakkak ki bunun olması gerektiğini savunabilirsiniz? Ya burada işte o ortak dediğin arkadaşları iyi seçmen çok önemli oluyor.
Biz de hep beraber karar verdik biz bir takım şeylere. Yani mümkün olduğunca 2'ye 1 bile karar vermeyelim. Karşı tarafı da ikna edelim, 3'e 0 karar verelim diye uğraştık ve böyle oldu. Yani benim biraz daha ağırlığım vardı. Hem genel müdür CEO olmamın etkisiyle. Ama yani benim de bir sürü kararımı uygulamadığımız veya başka arkadaşlarımın bir sürü kararını uyguladığımız çok olmuştur ya. Arka tarafta bir arkadaş vardı, mikrofonu verebilir misin? Arka taraf mı? Yok, sen. Merhaba Nevzat Bey, hoş geldiniz. Ben kısaca iki soru soracağım hemen. Az önceki cevabınıza istinaden hızlıca onun yeni olması açısından sorayım. 5 sene hiç para kazanmadık dediniz. Bir kırılma noktası oldu ondan sonra anladığım kadarıyla. Emin değilim ama. Yani bu kırılma noktasına kadar beklemek için belli bir kriteriniz mi vardı? Yani bu gerçekten çok zor bir süreç. Para, zaman, kaynak harcıyorsunuz her türlü. Ve olmuyorsa da bir noktadan sonra vazgeçmek ya da pivot etmek gerekiyor. Eğer pivot etmediğinizi varsayıyorsak neden vazgeçmediniz? Birinci sorum bu. İkincisini de hızlıca sorayım, bitireyim. Yemek Sepeti yenilikçi bir iş modeliyle çıktı aslında piyasaya. Çok eski de bir şirket aslında. Yani bu yeni iş modellerini müşterilere nasıl kabul ettirdiniz? Yani onları nasıl buna alıştırdınız? Bu süreç nasıl gerçekleşti? Teşekkür ederim. Şimdi ilk sorunun yanıtı aslında düşündüğümüz kadar zor değil. Bilmiyorum, eğitimlerde kohort analizi diye bir şey görüyor musunuz arkadaşlar? Okey. Şimdi Yemek Sepeti 5 sene, 6 sene boyunca bize bir para kazandırmadı. Ama kullanıcıların yemeksepeti.com'u kullanım sıklığından ve kullanım şeklinden yeteri kadar kullanıcıya ulaşabildiğimiz takdirde o parayı kazanabileceğimizin biz farkındaydık. Analizlerimiz vardı. Bir Yemek Sepeti'ne üye olan bir kullanıcının ondan sonraki 1, 2, 3, 4 sene içerisinde kaçar tane sipariş verdiğini biliyorduk. Tek sıkıntı daha fazla kullanıcıya ulaşabilmemizdi. Bunun için de paraya ihtiyacımız vardı. Yani benim hiç hayatımda pazarlama, yani şirketin o ilk 5 senesi için konuşuyorum. Pazarlama bütçemi nereye ayırayım? Billboard'a mı para vereyim? Yoksa işte televizyona mı çıkayım diye bir kaygım olmadı. Çünkü pazarlama bütçem sıfırdı. Bu şartlar içerisinde tek problem yeterli kullanıcıya ulaşmak oluyor. Yani kullanan insanların Yemek Sepeti'ni ondan sonra kullanma sıklığında herhangi bir problemimiz yoktu. Bunu fark ettiğimiz an itibariyle de yemeksepeti.com'un bir noktada başa baş noktasına gelip ondan sonra çok başarılı olacağı çok net bir şekilde aşikar diye. İkinci soru, aslında insanların hayatında hiç olmayan bir şeyi getirmedik. Paket servis siparişi vardı, yani telefonla sipariş veriliyordu. 1950'lerde falan, ya böyle iş hanlarında falan böyle basıp iki çay falan dersin. Bizde yani paket servis kültürü diye bir şey vardı. Biz bakkalı bile telefonla arayıp ekmek getir falan diyen bir halkız yani. Kapıcı servis yapar eve falan. Yani birilerinin eve servis yapma kültürü olan bir toplumuz. Sadece bunu telefon yerine çok daha verimli, çok daha interaktif, çok daha dijital ve doğru çalışacağına inandığımız bir platforma taşıdık. Bence daha zor taraf restorandı. Çünkü yani restoranların en büyük problemi şu oldu bize ilk başta gittiğimizde. Oğlum internetle falan beni uğraştırma diyor. Ben buraya bilgisayar falan koyamam. İşte bu işin başına birini vermem lazım. İnterneti burada koyacağım yer mi var benim diyor falan. Mesela halbuki o interneti buzdolabı gibi bir şey zannediyordu restoranlar o zaman. Onları küçümsemiyorum. Yani 2000 yılında Türkiye'deki restoran sektörünün durumu bu şekildeydi. Normal yani. Biz dedik ki onlara, siz dedik hiçbir şekilde yapmakta olduğunuz işi değiştirmiyorsunuz. Biz buraya bir cihaz koyuyoruz. Bu cihazdan sipariş gelince yazılı bir şekilde o sipariş çıkacak ve cihaz ötmeye başlayacak. Siz gelip siparişe bakıp o siparişin üzerinde bütün detaylar var. Hangi kullanıcı, adresi ne, ürünler ne, bunu hazırlayıp bunu oraya götüreceksiniz dedik yani. Ve adamlar daha o zaman çok iyiymiş vesaire falan oldular. Yani ama onlar da zaten paket servis kültürüne alışmışlardı. Sadece telefonla almak yerine cihazdan yazılı bir şekilde aldılar. Kullanıcı da telefonla vermek yerine internette bir siteye girip siparişini oradan verdi. Yani radikal bir şekilde olayı değiştirdiğimizi düşünmüyorum. Ya iPhone da böyle. iPhone dünyanın ilk telefonu falan değil yani. Veya ne bileyim, yani çok radikal anlamda gelişen smartfonlar, bir sürü smartfondan sonra iPhone geldi. Ama bir takım şeyleri biraz daha farklı bir şekilde yapıp kurgulayabildiğiniz takdirde başarılı oluyorsunuz. Yemek Sepeti onun bir örneği. Teşekkürler tekrardan.
Arkada bir arkadaş vardı ama. En son ne zaman aplikasyonu şöyle evde otururken açıp yemek siparişi verdiniz ve ne sipariş verdiniz? Dün akşam McDonald's'tan verdim. Zamanında geldi mi? Tabii tabii geldi. Puan verdiniz mi? Puan vermedim. Ama puan verin ama Nevzat Bey puan vermedim. Puanı bir sonra girdiğimde veriyorum ben. Yani büyük ihtimalle bugün veya yarın. Bugün vermem herhalde de. Unutmayın. Yarın verdiğimde. Teşekkürler. Buraya bir mikrofon alabilirim. Bütün siparişlerin %28'i puanlanıyor şu anda. %4'ü de yorumlanıyor. Yani %28'i puanlanması demek 250 bin sipariş alıyoruz günde. Ve 80-90 bin tane yorum puan geliyor restoranlara. Ve 14 bin restoranımız var. Yani her bir restorana her gün 6-7 puan geliyor. Bundan daha iyi bir puanlama sistemi olamaz yani. Ve bu puanı da herhangi biri vermiyor. O restorandan sipariş veren kullanıcı sipariş verdikten sonra puanlıyor. O yüzden yani bayağı aslında güvenilir bir sistem yani. Hayriye Ocak, şöyle bir sorum olacak size. Şimdi bizim normalde kültürümüzde kebap kültürü var. Bunları sunan adamlar da Osman abim, Mahmut amcadır. Bu gibi insanlara bilgisayarı nasıl öğrettiniz ya da işte bu donanımı nasıl sağladınız? İlk başlarda bilgisayar yoktu. İlk başlarda faks cihazı vardı. Çünkü onlar faks cihazı yani o daha kolaydı onlar için. Yoksa bilgisayar koymaktan imtina etmedik. Ama zamanla onların hayatına da bilgisayar, laptop, desktop, smartphone girdikçe giderek onları da bilgisayarlı hale getirdik. Şimdi bilgisayardan, tabletten, iPhone'dan istedikleri herhangi bir cihazın üzerinden yemeksepeti.com'la beraber çalışabiliyorlar yani. Ama en başta öyle değildi. Ya ben bilgi donanımı ile ilgili bir problem yaşayacağımızı düşünüyorum bizim projemizde. Yani bunun önceden bir eğitimini verelim mi? Bence takılmayın. Yani eğer sorunu çözdüğünüzü eğer çözdüğünüz sorun onlar için yeterince önemliyse onlar mutlaka bir şekilde onu öğrenmenin bir yolunu buluyorlar yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Tarafta bir el var. Merhabalar, Ahmet Onat Akınman, Yıldız Teknik Üniversitesi. Son zamanlarda dikkat ettiğim bir şey var. Çok keyifle gittiğim restoranlar, geçmişte siz de çalışmışlar. Ama şu an artık yavaş yavaş çalışmayı bırakıyorlar. Ya da gittiğim restoranlar sizde hiç çalışmamışlar ve ben bunların sebebini soruyorum. Neden girmiyorsunuz? Daha fazla kar var, yani kazanırsınız gibisinden. Şu cevabı veriyorlar. Geçmişte çalışanlar komisyonların çok arttığını ve artık zorlandıklarını ve boşa para verdiklerini düşünmeye başladıklarını, onları bir nevi sömürme demeyelim de farklı yollardan yani bir şeyler bahsediyorlar. Hiç girmeyenler de bundan muzdaripler. Yani monopol gücüne geçtikten sonra zorlandıklarından bahsediyor. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Ben çok merak ediyorum. Yani onların bakış açısı bu, bazı esnafların. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Bir kere bu serbest bir pazar. Yani isteyen girebilir, isteyen girmeyebilir. Birkaç örnek vereceğim. Biz bir Delivery Hero diye bir grubun bünyesindeyiz ve bu 43 tane farklı ülkede operasyon sürdüren bir şirket. 40. sıradayız komisyon oranlarında, düşüklük anlamında. Mesela bizim %11 civarı bir ortalamamız var, 11.08. 16-17'ler var komisyon alma olarak. Ya bence nispeten düşüyüz. Bunu söyleyeyim önce. İkinci şey, şimdi ya senin gittiğin restoranlarda öyle denk gelmiş olunabilir ama rakam olarak ben faktleri, gerçeklerden bahsetmem gerekirse, geçen ay Yemek Sepeti mesela tarihinde aldığı en yüksek restoranı almış. 1370 tane restoran eklemiş bir ay içerisinde. Ve Yemek Sepeti.com'un çalıştığı restoran sayısı işte 15 bin, 16 bin, 14 bin civarında falan. Yani şimdi şöyle bir yanlış bir algı var ne yazık ki ülkemizde girişimcilikle ilgili. Kimin kıyıda köşede bir parası olsa ilk yapmak istediği şey bir restoran açmak, bir kafe açmak, bir tostçu yapmak. Yani bu kafayla olaya bakıldığında ne yazık ki restoranların ömrü de fazla uzun olmuyor. Ya ben paket yapan bir restoranın yemeksepeti.com'da olmaması bana çok şey geliyor, yani garip geliyor. Yani özel bir takım şeylerle ilgili, Yemek Sepeti ile ilgili farklı düşünmüyorsa eğer. Zaten
bütün yani bu konuda bir sıkıntısı olsa bence ilk başta büyük zincirlerin olur. Çünkü büyük zincirlerin çok ciddi bir kısımda siparişi bizden geçiyor ve bize bu kadar bağlı olmak onların aslında pek hoşuna gitmiyor. Ama buna rağmen çalışmaya devam ediyorlar. Yani çünkü yemeksepeti.com'dan hakikaten çok ciddi anlamda ciro yapıyorlar. Bence yemeksepeti özellikle tekil restoranlar için, yani pazarlama bütçeleri nispeten büyük zincirlere göre kısıtlı restoranlar için acayip bir kendini rahat tanıtma yeri. O listeye girip bakıyorsunuz. Orada Ahmet Kebap da bir link, Pizza Hut da bir link, Domino's da bir link. Ve siz işinizi daha iyi yapıyorsanız, puanınız daha yüksekse insanlar sizi tercih ediyorlar. Yani bu dediğim gibi serbest piyasa. Çalışmak istemeyen olabilir. Ama bence paket yapan bir restoranı yemek sebebi çalışmaması için deli olması lazım yani. Hele biz bu kadar güçlüyken yani. Teşekkürler. Arkada bir arkadaş. Merhabalar, ismim Ekrem. Girişimcilik bölümünde okuyorum. Şey sormak istiyorum. Yemek sepeti işe başlarken dediğiniz gibi 2000'li yıllardı ve kriz dönemiydi. Bunun yanında ben yemek sepetinin stratejisine baktım. Aslında çok basit ve sade. İşini en iyi şekilde yapmak. Bu sayede biz reklam vermeyiz. İnsanlar bizi birbirlerine anlatarak zaten yayarlar. Hani gerçekten güzel, hoş. Hatta şu an bile geçerli bence. Ama günümüzdeki yeni bir iş için, yeni bir girişim için sizce yeterli mi? Çünkü artık rekabet daha kızgın ve günümüzde reklam oranları daha fazla ve daha fazla iş içine giriyor. Hani sosyal uygulamalardan tutun da hani nasıl diyeyim, YouTube'a kadar bu iş bayağı bir yayıldı. Yeni bir firma çıktığı zaman çok fazla rakibi var ve çok fazla strateji var. Hani sizce bu hala geçerli mi? Ya da yanına ne koyulabilir? Hani hala geçerli değil. Ya bizim zamanımızda geçerliydi. Çünkü bizim zamanımızda bizim ilk rakibimiz 3 sene sonra çıktı. Şimdi Türkiye'de başarılı bir projeyi kurguladığınız zaman zaten o proje başarılı olacaksa 3 ay içerisinde 5 tane kopyası çıkar. Çünkü insanların bilgiye ulaşımı çok daha hızlı. Yani şu anda Wired'ın, TechCrunch'ın girin en son haberlerine. Oradaki hangi proje ne kadar yatırım almış görebilirsiniz. Ve o projeyi alıp Türkiye'ye uyarlarsanız, doğru uyarlayabildiğiniz takdirde de bayağı büyük ihtimalle başarılı olursunuz. Ama rekabet daha büyük problem. O yüzden bizim zamanımızda, bizim lüksümüz zamandı, zamanımız vardı. Çünkü çok daha önceden yemeksepeti.com'la olması gerekenden önce bu işe girmiştik. Ama şimdi girmeye kalktığınızda ciddi anlamda bir pazarlama bütçesini kenara koymanız gerekiyor. Şart yani. Yani yemeksepeti'nin 2000'deki kafasıyla şu anda yeni projeye girdiğiniz takdirde bence başarılı olmanız mümkün değil. Teşekkürler. Bu da ama bir... O fena olmamış ama sen. Evet. Sen fena gitmemiş. Güzel bir hikaye. Ya en kritik nokta şeydi. Amerika'ya gittim. O zamana kadar da ben herhangi bir şekilde aileme yük olmadım. Yani Anadolu Lisesi mezunuyum. İşte Boğaziçi'nde devlet okulunda okudum vesaire. Ve ilk defa özel bir okula gideceğim, üniversiteye. Ve ciddi anlamda paralar, harçlar söz konusu. Ve orada okuyorum. Çok da böyle şey gelmiyor bana yani. Çok da okuyormuşum gibi gelmiyor zaten. Yani eğitim çok da iyi bir üniversite değildi gittiğim üniversite. Ve orada okurken yemek sepeti aklıma geldi ve dönmek istiyorum yani. Yemek sepetini yapmak istiyorum. Ama burada ya bir ailemiz de var. Yani onlar zaten benim sponsorum olmuşlar. Benim finansman anlamında üstlenmişler. Ve Türkiye'ye dönüp yemek sepetini yaptığım zaman da tanımsız bir süre boyunca beni desteklemeye devam edecekler.
Ve tabii ki onlardan geçirmem lazım bu kararı. Topladık işte, herkes geldi. Annem, babam, teyzem vesaire, bizim ailemiz. Anlattım onlara, dedim böyle böyle bir fikrim var dedim. Konuştum bir yaklaşık 10-15 dakika falan. Ama temelde söylediğim şuydu. Yani ben Amerika'da master eğitimini bırakıp bu kadar para verdiğimiz Türkiye'ye gelip internet diye bir şey var, onun üzerinden yemek satmak istiyorum. Şimdi tabii bu jenerasyonu da düşünmek lazım. Yani babam benim işte 1940'lı yıllarda doğmuş. Annem de öyle. Babam şey dedi, peki oğlum dedi, ne kadar kaldı dedi üniversitenin bitmesine, diplomayı almana. Baba 6 ay kaldı dedim. Peki 6 ay sonra gelip yemek satsan olmuyor mu dedi. Çok mantıklı bir soru yani. 6 ay sonra diploma da olacak vesaire. Yemek sepetini de kurabileceğim diyeceğim. Baba dedim ya, çok şu an acayip bir konsantre hissediyorum. Yani şu an gerçekten bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımı da buna inandırdım. Ve ben bunu yapmak istiyorum. Eğer sana söz veriyorum dedim, artık kimin için söz veriyorsam, kendim için mi onun için mi? Eğer bu işi beceremezsem bir sene sonra tekrar geri döneceğim ve diplomamı alıp eğitimimi tamamlayacağım dedim. Ya inandılar bana yani. Bence onları inandırıp inandırmamak sizin elinizde biraz. Yani benim anneme bu hayatta inanmaz, böyle bir şeyler olmaz vesaire falan, böyle bir şey, Ölü Ozanlar Derneği karamsarlığında olmaya gerek yok yani. Mantıklı, makul bir şekilde onlara hayalinizi onlarla paylaşabildiğiniz ve insandan hayatında fark yaratabileceğinizi, fark yaratmak istediğinizi onlara hissettirebildiğiniz takdirde onlar anne babanız ve aileniz sonuna kadar arkanızda olacaklardır. Öyle tahmin ediyorum yani. Son iki soruyu alayım. Sizden alalım. Sonra arkada sizden. Merhabalar. Fırat Akçay, İnegemak'tan. Benim iki sorum var. Birincisi, bu yani Türkiye'nin ilk unicorn'u olmaya bu kadar yaklaşmışken neden sattınız? İlk soru bu. İkinci soru da yemek sepetine de neden startup yatırımı yapmıyorsunuz? Siz evet Nevzat Aydın olarak yapıyorsunuz ama korkunç bir data var. Mesela bir AI şirketine yatırım yapmayı düşünür müsünüz? İlk soru, ya onun sonu yok ilk sorunun. Yani bence şu daha ilginç mesela. Biz sattık işte şirketi 660 küsur milyon dolara yani. Ya rakamı övmek için vermiyorum. Örnek vereceğim, ondan verdim. Şimdi buraya gelene kadar da 200, 300, 400, 500'e hayır demek gerekiyor. Yani ilk teklif 600 küsur milyon dolar diye gelmiyor. Bence ona hayır demek daha büyük olay. Çünkü ben buna hayır dediğim zaman bankada 1 milyon dolarım yoktu yani. Yani dolayısıyla bunu niçin yapıyor olduğunuzu düşünmeniz gerekiyor. Ve şunu da açık yüreklikle söyleyeyim. Bütün ortaklarımız içerisinde bu tekliflerin hepsine hayır diyen bir ben vardım. Çünkü ben bu işin 600 milyon değil 2 milyar dolara gidiyor olduğunu görüyorum. Yani zaten şu anki değerlememize baksak bizim 1 milyarın üzerinde yani 1.2 falan gözüküyor. Ya ama yani belli bir yerden sonra alınan risk çok anormal bir şekilde büyüyor. Ve ne yazık ki içinde bulunduğumuz coğrafya çok garip ve tahmin edilemeyen risklerin olduğu bir coğrafya. Biz sattıktan sonra 3 tane seçim oldu. Bir tane darbe girişimi oldu. Ve şu anda ne yazık ki bir savaş hali sürüyor. Yani bu kadar parametrenin her an değişip her an her şeyin olabileceği bir coğrafyada bu kadar da başarılı olmuşken, bu kadar insanın hayatını değiştirebilecekken o riski daha fazla taşımak istemedim. Yani onun yanıtı bu yani. İkincisi, BI şirketine yatırım yapmak yerine biz BI'yi kendimiz yapmayı istiyoruz. Yani kendi bünyemizde şu an 8 kişi var. Daha da fazla olacak. Şeye katılıyorum. Datanın hakkını veriyor musunuz diye sorarsanız hayır, veremiyoruz. Yani ya günde 250 bin sipariş, 750 bin ürün, yani 15 bin restoran, 8 milyon kullanıcı ve her an bir işlem bir şey oluyor. Yani bunu ki biz bence pardon, BI'nin business intelligence'ın, iş zekasının ne kadar fark yaratabileceğini bilen ve bununla ilgili bir takım hareketleri önce atmış kurumlardan biriyiz. Ama bunun hakkını veriyor muyuz? Hayır. Ama önümüzdeki yıllarda her geçen gün bu tarafa yatırımımız daha da artacak yani. Hmm,
Merhaba, Burcu ben. Okulu bitirdikten sonra yurt dışında geçirdiğiniz 1,5 senenin fikrinizi bulmanızda ya da geliştirmenizde bir etkisi oldu mu? Yoksa bunu bir vakit kaybı olarak mı görüyorsunuz? Çünkü pek çoğumuzun aklında hani acaba bir yurt dışı görsem mi olayı var. En azından benim okuldan tanıdıklarım da böyle. O yüzden merak ediyorum. Yok, %100 acayip etkisi oldu. Yani ben oraya, yani ben San Francisco'da bulunduğum dönemi geçirmeseydim aklıma yemek sepetinin geleceğini falan düşünmüyorum yani. Çok acayip fark etti. Ama ben çok bilerek gittim. Yani benim kafamda, ben ilk defa şanslıyım ben yani sonuçta Boğaziçi, Türkiye'nin iyi üniversitelerinden biri ve onun bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyordum. İnternette benim buluşmam 94 yılıydı. Yani 1994'te hiçbir yerde internetin ne olduğunu bilen insan yoktu. Ve ben onu daha hep aynı şeyi söylüyorum. 10. dakikada internette zaman geçirdiğim, ben hayatımın geri kalanını internetle ilgili bir şey yapmak istiyorum demiştim. Ve hep kafamda bu projelerin kurgulandığı, geliştiği, battığı yer olan Silikon Vadisi'ne gitmek vardı. O yüzden bütün konsantrasyonumu üniversiteyi bitireceğim. Ondan sonra Silikon Vadisi'ne gideceğim. Oradaki havayı soluyacağım. Ve Türkiye'ye dönerim veya dönmem diye kurguladım. Ve doğru çalıştı. Ya sadece benim tavsiyem, sadece gitmiş olmak için gitmeyin. Yani onun arkasına bir şey koyun mutlaka. Yani bu eğitiminizle ilgili bir konuda bir üniversitenin çok iyi olduğu bir dal olabilir. Sosyal hayat anlamında çok iyi olan bir üniversite olabilir. Yaşamak istediğiniz yerle ilgili hayatınızın geri kalanında olan bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Yani sadece yurt dışında okumuş olmak için okumak değil de onun yanına kendi hayatınızdaki tutkularla bir şeyi birleştirip gidebiliyorsanız çok daha sonuç verici oluyor. Yani. Sinan, bir sonraki panel için hazırlıklarını yaparken ben o zaman son soruyla kapatıyorum. Altın kuralları var mıdır girişimciliğin? Ya bir sürü var yani. Bunu tabii şimdi asla yılmamak gerek var, pes etmemek var. Ekibi acayip doğru kurmak var. Ekip derken sadece ortakları kastetmiyorum. Yani çalışanları da alırken. Mesela yemek sepetinde siz ne iş yapıyorsunuz diye bana soruyorlar. Ben İK yapıyorum yani. İnsan kaynakları yapıyorum. İş geliştirme yapıyorum. Hem ondan zevk alıyorum, hem onun yemek sepetinin kurum kültürünü oluşturmasında acayip önemli olduğunu düşünüyorum. Ama en temel, yılmayıp hayalin peşinden git. Bu yolda önüne çıkan herkesi inandır. Doğru ekibi kur ve o ekiple yola devam et yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış alalım. Ve alkışlarınız Nevzat Aydın, Melda Çele.